Mesnevi ve Hikmet Sohbetleri başlıyor. Mehmet Fatih Çıtlak sizlerle. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamdü sena, efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sonsuz salat ve selam olsun. Bu hamdelenin ve salvelenin berekatıyla gönüllerimiz pürnür olsun müşküller halle asan olsun. Bizi dinleyenler iki cihanda aziz olsun. Sesimizin gittiği ve kapladığı yere kadar ümmet-i Muhammed'e bu sözler, bu hamdler, bu salatü selamlar dua olsun. Cümlemizin hidayetine bu hamdele ve salveliler inşallah vesile olsun. Kıymeti dinleyenlerimiz Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, selamı, inayeti üzerinize olsun. Mesnevi maneviyle Ayrıca geçen hafta yaptık Mesnevi Nuriye Ataullah İskenderiye Hazretleri Hikeme Atayyesi bir şekilde soframızı efendim artık e, tekellüf yoktur. Yani elimizde ne varsa ancak onu getirebiliriz. İnsanın evinde hanesinde olmayan bir şeyi sıkıntıya girerek e, minnet mihnet minnet altında misafire takdim etmesi İslam ahlakına pek uygun değildir. Bizim de ne varsa dağarcığımızda dinlediğimiz, gıdalandığımız ola ki belki bizden daha iyi anlayanlar olur, dinler, amel eder, daha anlatmaya muvaffak olabilir. Bizim hatalarımızı görür, kendisi daha veciz bir şekilde manayı aktarabilir. Dolayısıyla biz, biz de bırakmayalım. Hiç olmazsa o manaları sizlerle paylaşalım diye işte burada ne yaptık efendim? İspatı vücut etmeye gayret ettik. Şimdi mesnevi manevide çok önemli bir beyan var, bölüm var. Hemen Padişah Cariye hikayesinin kısasında bir ara cümle olarak geçer. Az khuda cuyim tevfiki edep, Bi edep mahrumi geçt, Az lütfi Rab. Mahrumi geçt, Az lütfi Rab olacak, Vezin icabı, Bi edep mahrumi geçt, Az lütfi Rab. Evet, Hakta Aladan edep ağır isteriz, Kim edepsiz, Rahmetinden hissesiz. Ahmet Metin Şahin Hoca, biliyorsunuz kardeşlerimiz mesnevi maneviyi tamamen aynı manzum şekliyle Türkçe'ye aktardı, tercüme eyledi. Oradan tekrar tekrar okuduğunuzda hem şiir zevkiniz hem konuşma üslubunuz güzelleşir. Biraz da genç kardeşlerime söylüyorum. Okudukça açılır. Aynı zamanda o veznin ahengin efendim güzelliğiyle Mesnevi manevinin tercümesi daha lezzetli hale gelir. Yani mensur halde işte açıklayıcı cümle halinde yazılıyor ama Mesnevi'nin kendine ait böyle bir kafiyeli, güzel, mutantan, mevzun böyle okunma şekliyle insanda heyecan uyandıran bir tarzı vardır. Yani Mevlevi ayinleri dahi ...ve hatta tekke musikisi... ...meydanda icra olunduğundan... E, ...konudan konuya atlamak istemiyorum ama... ...biraz da... ...hatırıma gelmişken müsaadenizle... E, ...bunu aktaracağım artık... ...yani tekke tasavvuf musikisinin... ...en bariz özelliğinden birisi... ...erkeğin erkek gibi okumasıdır... ...hatta hanımın da erkek gibi okumasıdır... ...şimdi işler çok değişti... ...yani işte bir metiye okunuyor bir tevşih okunuyor ee, mesela hanım sesi gibi çıkabiliyor bazı erlerin sesi ee, aman ya Resulallah falan gibi böyle bir tuhaf acayip fakat insanlarımızda böyle acıhta olmaya suni olarak heyecanlanmaya bayağı bir meyil başladı ki e Tabii senelerin getirdiği bir susuzluk var Artık bu şekilde hemen insanlar çeşmelerinin başına koşuyorlar belki ama yani tasavvuf musikisinin ne kadar acıklı da olsa, ne kadar ince de olsa, ses ne kadar tiz perdeden, makam tiz perdeli bile olsa yine bir okunuş adabı zikre uygun efendim rac raculiyet dediğimiz erkekliğe uygun bir tarzı vardır. Ee, yani ...şimdi ben burada örnek demek istemiyorum... ...o zaman taklide girer... <laughs> ...ha güzel taklit de yapsam yapayım da... ...bu sefer... E, ...bazı kişiler de töhmet altına... ...lüzumsuz olarak sizlere de... ...töhmet altına sokmayalım... ...fakat tasavvuf musikisinin... ...bir kendine ait... ...okunuş şekli vardır... ...mesela Mevlevi ayini... ...Şahazikerem diye başlıyor... ...mesela... ...aynı böyle okunduğu gibi şah diye böyle mutantan dediğimiz goygoylu tarz denilen çünkü orada adam kollarını açmış sema ediyor içinden de Allah'ı zikrediyor veya bir devran olduğunda insanlar Allah 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 diye zikrediyor. E sen orada sesini böyle tuhaf Farklı bir forma, kendi tabi sesinin haricinde de. Hani bir insanın sesi vardır, incedir. E, hanım kardeşlerimizin sesine benzer. Onu laf demiyoruz. Fakat yani normalde de böyle olmadığı halde tuhaf, böyle bir acayip bir formda okumanın alemi yok. Öyle olduğunda zaten zikrin de tadı kaçar. Yani meydana girmez öyle okuma şekilleri. Ey moral efem dinleyenleri, sizlerle özel, çantalık, eski üstadların huzurunda şahit olduğum sözleri konuşuyorum. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu kadarla kalsın. Şuradan açıldım mevzu. Şiir nesre çevrildi, çevrildiğinde şiirdeki coşku ve ahenk kaybolabiliyor. İşte o sebepten dolayı işte o sebepten dolayı Allah razı olsun Ahmet Metin Şahin Hoca Mesnevi'nin tamamını 11-12 sene süren bir çalışmadan sonra tamamını e, nazmen daha doğrusu manzum şekilde tercüme etti. Evet. Hak Teala'dan edep ar isteriz. Yani ez huda cuyim tevfiki edep bi edep mahrumi geçt ez lütfe rab kim edepsiz rahmetinden hissesiz. Kim edepsizse onun rahmetinden de hissesi yoktur. Evet. Rahmetinin eseridir yani edep. Evet. Şimdi Cenab-ı Hak'tan bize maalesef şöyle efendim. Cenab-ı Hak'tan bizi edebe muvaffak kılmasını dileyelim. Şimdi efendim herkes elini açar. Çoğu insan da dua etmesini bilmez. Abdurrahman Hilmi Efendi Hazretleri isminde çok muhterem bir zat varmış. Bundan aşağı yukarı 250 sene evvel diyelim. Evet. Bu zat 115 yaşındayken Zikullah Meclisi'nde devranın tam ortasında ya hay ya hay diyerek zikreder vaziyetteyken göçmüş. Yani hatta anlatırlar kitaplarda Derbişan zikrediyormuş ya hay ya hay ya hay ya hay bakmışlar hiç şey yapmıyor yani kimse zikri değiştirmiyor ortada bakmışlar ki şey efendi tam ortada kalıbı dinlendirmiş yani göçmüş ya hay ya hay diye 115 yaşında şimdi bunu niye anlatıyorum bu zatın çok hoş bir menkıbesi var tabi İhtiyarlık halinde şehlik yaptığından dolayı aslında şehlik de biraz ihtiyar mesleğidir. Bir adam böyle gençken bir emanet bile alsa, hadi ya daha dünkü çocuk sakalı bile ak düşmemiş, işte şöyle olmamış böyle olmamış denir. Öyle dermiş bazı büyükler. Şehlik mürşitlik genç mesleği değil. Yaşlılık mesleği. Nitekim şeyh de zaten efendim yaşlı insan manasında ihtiyar zat manasını da gelir. Arapçada bir tabir vardır. Katrun Neda'da geçiyordu galiba. İnne me şeyhu yedub bu debiben. Yani muhakkak şey nasıldır? Yedub bu debiben. Yani böyle pıt 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 adımlarını böyle hani bir adımını atar hemen yere koyar düşmemek için. Arkasına öteki adımı atar. Biraz daha ilerlememek için, ilerlemek için yani böyle adım adım tın 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 yürüyene denir şey manasına bir söz söyleniyor. Yani ihtiyar demektir Arapçada aynı zamanda. Şimdi biz böyle malumatı biraz geniş tuttuk ama hemen şuraya geçelim. Ee, Hazreti Mevlana Celalettin Rumi Efendimiz mürşitlik kemal için yaş değil. İnsanın o adabı erkanı efendim bütün feyziyle alabilecek kemalde olması önemlidir. Kemalat ruhtadır, yaşta değildir, bedende değildir. Nitekim bütün herkesin ruhu aynı yaştadır. 5 yaşındaki bir çocuğun ruhuyla, 90 yaşındaki bir adamın ruhu aynı yaştadır. Dünyaya geliş sırasından dolayı birisine 5 dersin, birisine 95 dersin. Yani bu hayatta, hayvan kısmına aittir aslında yaş. Yani hayvani tarafımıza aittir. Ruhi insaninin yaşı yoktur. Hepsi erestü birabbiküm hitabında o bezinde o mecliste hazırdılar. Ve şu anda da o mecliste bulunanlar aynı şekilde ruhlar aleminde bekleşiyorlar. Dünyaya inmeyenler. Ondan sonra Cenab-ı Hak anneyle babayı herhangi bir şeyi sebep ediyor. O sebepten sonra rahm-ı madere o ruhun nefesini indirip eriştiriyor. Ve onu Allah muhafaza ettiği için de anne karnındaki o bölgeye rahim deniyor. Evet. Merhameten bunu yapıyor ve rahimiyetiyle büyütüyor. Yani ben seni nasıl bu alemde hapsettim. Şimdi buradan çok geniş bir aleme çıkacaksın. Ama sen oraya çıkarken bas bas bağıracak rahatımı bozma diyeceksin. Fakat biraz yaşın ilerleyince göreceksin ki hangi akla hizmet, daptarıcık yerde iki büktüm durmuşsun. Dünya kadar genişmiş. İşte aynı ahirete gidişinde böyle olacak. Ahirete gitmemek için direniyorsun, ölümden korkuyorsun. Neden? Ahiret dersine çalışmadın. Ahiret dersiyle alakalı hiçbir şey yapmadın. Hatta biraz yaptın, biraz bıraktın. O daha kötü. İmtihan'da en heyecanlı talebe grubu yarım çalışanlardır. Tam çalışan rahat girer. Hiç çalışmayan da stressiz girer. Ama yarım çalışanlar var ya yani ben buraya kendimi dahil ederek hani yarımdan da hisse almış gibi yapayım. Ondan sonra e, fakat neticede çok panik olurlar. İşte bu zatın hikayesini anlatıyordum efendim. Şeyh kelimesini Yaşlıymış Hazret Bir gün hatim duasında Kürsüye çıkmış Herkes bekliyor tabi dua yapacak diye Elhamdülillah Demiş Arkasından da selatü selam edip başlaması lazım Durmuş ha, Belli ki unutturuldu Hazret şöyle başını sallamış Elhamdülillah Demiş Yine gerisi yok artık böyle minnet birbirine tuhaf bakıyormuş. Gülmemek için de zor tutuyor bir kısmı. Tekrar elhamdülillah yine bir şey yok. Bu sefer gülüşmeler başlamış. Hazret boynunu büyükmüş büyükmüş. İki gözü iki çeşme. Gözleri kapalı vaziyette ve elleri semavata açık. Fakat başı da şöyle hafif yarım nazlı ama asla sitemkar değil. Allah Teala'nın semavatına melekleri vasıta ederek şöyle seslenmiş. Ya Rab, biz kullar ne isteyeceğimizi senden bilemiyoruz. Çoğumuz senden ne isteyeceğini bilemez. Ya Rab, sen de zaten murad ettiğin bir şeyi muhakkak yaparsın kulların tedbiri buna kar etmez Ya Rab sana dua edeceğim bana duayı da unutturdun dua da edecek halim yok velhasılı fakir duayı unuttum bu cemaat dua etmeyi bilmez sen de fiilinden muradından asla dönmezsin El Fatiha demiş aşağı inmiş erbabı bulunanlar bu bazı nasihatı ve bu irşadı kulaklığını küpe eylemiş ve hatta kaynaklarda öyle yazıyor. Çoğu kişi muhasebe nefis yaparak ağlayarak Cenab-ı Hakk'a tövbe etmiş. Ne istememiz lazım? Allah'tan ne isteyelim? Şimdi böyle güzel dualar var. Hani uyanıkça yapılan dualar var. Ya Rabbi bütün güzelliklerini, hayırlarının hepsini işte şöyle bize ver. Zaten bunlar Efendimizin dualarıdır. Ya Rabbi cennete yakınlaştıracak ne kadar güzellik, söz, fiil, hareket, vesile ne varsa hepsini istiyoruz. Eksiksiz olarak. Ver Ya Rabbi. Ya Rabbi cehennemine götüren ister söz olsun, ister fiil olsun, amel olsun ne varsa yaptığımız bütün bu amellerin şerrinden sığınıyoruz. Hepsini affeyle ya Rabbi diye. Böyle toptancı dua etmek güzel. Fakat burada Hazreti Pir buyuruyor ki sen Allah Teala'dan bir şey iste, isteyeceksin ki mesut olasın. Ne iste? Diyor ki eğer aklın varsa Cenab-ı Hak'tan şunu iste. Ya Rabbi bizi edebe muvaffak eyle. Bize edep nasip eyle. Ve bu edepte bizi daim eyle. Muvaffak eyle. Neden? Çünkü edepsiz olan Allah Teala'nın merhametinden, Allah Teala'nın lütfundan tamamen uzaklaşır. Hani neler görse de, neler yaşasa da bir türlü istah olmaz. Edepsiz kişi, şuna benzer dostlar, bir kaynak düşünün. <laughs> bir su kaynağı. O su kaynağının yanında bir testi düşünün. Testinin yanından su akıyor. Testi de kenarda duruyor. Alıp da o testiyi o akan suyun altına, çeşmenin altına koymadığımızı farz edelim. O testi dolar mı? Dolmaz. Edepsiz kişinin kalbi Feyiz alacağı çeşmenin yanında durduğu halde oradan hiçbir şey almayan adamın hali gibidir. Dolayısıyla peygamber de gelse, rahmet de gelse, helal lokma da gelse, helal rızık da gelse, ne gelirse gelsin, çocuğu, çoluğu, camisi, ilmi ne gelirse gelsin, neticede o kalp peteğine o topladıklarını tevhidin nuruyla dolduramadığından dolayı o kişi hep ne olur? Mahrumiyet içerisinde bulunur. İşte o sebepten geliniz bizler Allah Teala'nın bizi edepte muvaffak kılması için dua edelim buyuruyor Hazreti Mevlana Celalettin Rumi. Evet. Bir edepten ha evet ne kudra bed belki ateş ber Heme afa akset Tek zarar vermez edepsiz kendine Bil ki yakmış tarumar alem yine Çünkü edepsiz insanın hali he Edepsiz insanın hali nedir? Sadece kendine zarar vermez Bulaşıcı hastalık gibi veya kendisine gelen beladan dolayı Bütün alem zarar görebilir bir edepsizlik yapar. Mesela bir elçi düşünün. Elçiyi gönderiyorsun bir yere seni temsil etsin diye. Orada kalkıp da vallahi bizim padişah gelecek sülalenizi kılıçtan geçirecek. Yani bak görürsünüz işte şöyle diyecek, böyle edecek diye söylenmemiş bir sözü söylerse ne olmuş olur? İki kavim birbirine girmiş olur. Yanlış bir haber getirirse bir yanlışlığı yaymak için farkında olmadan kullanılırsa sadece o kişi mi zarar görür yoksa etrafındaki insanlara da zarar vermiş olur mu? Yani edepsiz insan, edepsizlik öyle bir günahtır ki diğer insanların da yanmasına, diğer insanların da gadabı uğramasına sebebiyet verir. O yüzden bu ateşi söndürmek lazımdır. Bütün alem edepsizin ateşine yanabilir, helak olabilir. Evet dostlar, isterseniz bir nefes almış olalım. O nefesten sonra sizlerle buluşalım. Şimdi edepsiz insanın nasıl etrafına zarar verdiğini beyan etmek için Kur'an-ı Kerim'den ayetleri delil olarak getirecek ve her zaman duyduğumuz bu ayetlerin hem edebi yönünü hem de işaretlerini anlamış olacağız inşallah. Mehmet Fatih Çıtlak'la Mesnevi ve Hikmet Sohbetleri kısa bir aranın ardından devam edecek. Moral Efendi Mesnevi ve Hikmet Sohbetlerinde Mehmet Fatih Çıtlak'ı dinliyorsunuz. Kıymetli dostlar beraberiz yine. Şimdi Hazreti Pir bu edep hususuna dikkat çekerken inşallah müstakil mevzu yapacağız. Yani Mesnevi Manevi de edep, Hikem Atayi de edep noktasını inşallah sizlerle beraber işleyeceğiz. Fakat burada Hazreti Pir'in hem bizim dinleyicilerimiz de zihnen hazırlanmış olurlar kendilerini. Bu konuyu böyle bütün olarak işlediğimizde buraları da hatırlamış olurlar. Daha rahat intikal edilir inşallah. Mesela Hz. Musa zamanında buyuruyor Hz. Pir. Hz. Musa zamanında zahmet ve başarısı olmaksızın Evet alım satım yorgunluğu çekmeden Gökten sofra iniyordu. Gökten inen sofraya ne deniyor? Maide. Maide. Yani aynı zamanda sure ismi, değil mi? Maide diye kız ismi de koyuyorlar. Güzel bir isim hakikaten Maide. <laughs> Cenab-ı Hakk'ın lütfu. Evet. Biliyorsunuz kız çocukları Allah Teala'nın hususi ikramı olduğu için bizim örfümüzde kız çocuğuna ne denir? Yani benim işte kızım şuraya gitti veya bir kızım var denildiğinde kerime denir. Efendim kerimem yani benim kızım. Ne demek kerime? Cenab-ı Hak'tan biz bu kadar güzelini istemeye istemeyi akle Allah ikram etti manasına kız çocuğu bir ikram kabul edildiği için bizim örfümüzde kerime denir. Kerimem. Kızın manasındadır. Hem şiire de daha evvel e, bir vesileyle konuşmuştuk. Kız kardeş veya abla için kullanılan bir tabirdir. E, dostlar ara sıra bendeniz bunları hatırlatıyorum ki, hem mesneviye, hem bizim medeniyetimize, Risale-i Nur'a, eskilerin yazmış oldukları eserlere, böyle kelime kelime yaklaşabiliriz. Yani böyle bir bilgi dağarcığımız genişler. Tabii ki şu anda bunları bilen, anlatan, anlayan insanlar çoktur. Fakat yine de e, aramızda, içimizde gençler ve yeni yeni bu programları izleyenler de bulunmaktadır. Onları düşünerek bu tekrarı yapmış olduk. <laughs> Hz. Musa zamanında hakikaten gökten sofra indi. Ne alım satım yorgunu, ne çalışmak, hiçbir şey yoktu. Evet, Hazreti Kavmi Musa'dan edepsiz der ki bak diyor, Kavmi Musa'dan, e, affedersiniz şiire geçtim, şiiri okudum. Musa Aleyhisselam'ın kavmi arasından birkaç edepsiz, hani sarımsak, hani mercimek diye edepsizce söylendiler. Şimdi dostlar, ikram olan bir şeye haddi hesap sorulmaz ki. Yani ikram olunan şey. Bunu hatta yine üstadlardan söyleyenler var. Mesela ya birisinin kolu yok, birisinin gözü yok. Kardeşim buna Hazreti Allah ikram etmiş. Yani her doğanın gözü olacak, her doğanın ağzı burnu olacak diye bir kaydı şart yok. Dolayısıyla ikrama karşı sual etmek, ikramı sorgulamak en hafif tabiriyle edepsizliktir. Allah'a karşı böyle yaparsa kişi küfürdür. Evet. Yani o küfründen imana gelmeli. Yoksa yaptıkları ibadet boşa gider, haberi olmalı. Hani soğan, hani sarımsak deyince Cenab-ı Hakk'ın gayretullahına dokundu. Semadan gelen sofra ve ekmek durdu, kesildi. Bıldırcın kuşuyla Kudret helvası bulunmaz oldu, bize de ziraat ve çapa ve orak meşakkati kaldı. Ziraat ve çapa. Şimdi <laughs> ne oldu peki? Bak bir edepsiz veya birkaç edepsiz böyle bir söz sarf ettiler. Zararı kime oldu? Bütün oradaki o sofadan istifade eden insanları oldu. İşte edepsizlik yüzünden dikkat dinlerseniz ben deniz buradan bir yere bağlayacağım. Metin şerhi yaparak gidiyoruz çünkü. Hani bunları konuştuğumuzda bu, bu şekilde anlattığımızda şerhe de ihtiyacı yok. Fakat burada şimdi dikkatli dinlediğinizde nasıl bir şerh lazım olduğunu göreceksiniz. Hazreti Musa zamanında böyle oldu. Şeyleri, doneleri unutmayın. Yani anlatılan şeydeki e, beyitlerde geçen özellikleri unutmayın. Musa peygamber yani. Allah Teala'nın hususi indirdiği rızık, ikram yani mucize aynı zamanda lütuf ve ihsan edepsiz edepsiz ve ondan sonra da sofranın kesilmesi. Bu dört maddeyi kafanızda tutun, zihninizi tutun. Şimdi 49. beyte geçelim. Baz İsa çün şefaat kerd hak ham filista du ganimet bertabak. Hz. Musa'nın bu mucizesinden sonra Hz. İsa zamanında o yüce Peygamber tekrar şefaat etti, hakta alada sofra ve tabak içinde türlü türlü nimet ve ganimet gönderdi. Ha, Musa Aleyhisselam zamanında edepsizlik yaptılar. Ne yaptı Musa Aleyhisselam? Şefaat etti. Yeri gelmişken söyleyelim şefaat sadece ahirette olmaz. Şu anda biz peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatini görüyor muyuz? Size bir soru. Biz şu anda peygamber efendimizin şefaatine nail oluyor muyuz? Olmuyor muyuz? Şimdi bakalım halimize. Kendimizi ele alalım. Namazımız doğru düzgün namaz değil. İlmimiz doğru düzgün bir ilme basıl olmuş. Oradan ameli hakkıyla idrak ederek yapmış bir durumda değiliz. Hayır hasenatımız ortada. Kendimize bile hayırımız yok. Böyle bir adam ne olur? Yüz kere kulluktan düşer aslında. Fakat ümmeti Muhammed olduğu için Cenab-ı Hak onları bizleri muhafaza etmekte. Yani bunun başka izahı yok. Yani Allah Teala'nın nimetinin devam etmesi için edeple hareket var. İşte Musa Aleyhisselam zamanında yani şuraya bağlıyorduk sözü. Bu şu anda bizim üzerimizde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatinin olduğunun en bariz delilidir. Salatü selam okumakla gözünün yaşarması işte bakın Muharrem ayı geçti, geçmedi de 10 Muharrem geçti. Kerbela şehitlerini düşününce bir insanın ağlaması, bundan keder duyması nasıl normal karşılanıyor değil mi? Fakat burada dikkat edilmeyen bir nokta var. Bu bizlerin kalbine bahşedilen bir nurun eseri. Bu nurun sürekliliği ve bizim üzerimizdeki tesiri üsve-i hasene olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in bizlere şefaati, rahmetin eseridir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de "Estracü billah ve ma erselnake illa rahmetel lil alemin" buyurularak biz nebi-i zişanımızı ancak ve ancak alemlere rahmet olsun diye gönderirdik, gönderdik. Dolayısıyla şu anda biz o rahmetten alabiliyorsak Cenab-ı Hakk'ın beyan ettiği gibi rahmetellil aleminin hatırı ve şefaati vardır. Dünyada bile şefaati bu kadar belirgin, aleni görünüyorsa şefaati inkar etmek en hafif tabiriyle ahmaklıktır. Nitekim Musa Aleyhisselam'a yapılan edepsizliği nasıl hallettiler? Hazreti İsa aleyhisselam mevzuya müdahil olunca, şefaat edince o şefaatle beraber efendim <laughs> Musa aleyhisselama indirilen sofra gibi sofra indi. Evet. Peki ne oldu? Fakat küstahlar tekrar edepsizlik ettiler. Yasak hilafına yasaklandığı halde hep yanlarındaki heybelere, çantalara, çevre mendili gibi olan şeyleri sofradan alıp ceplerine koydular. Çuvallara heybederek doldurdular. Allah Teala buyurmuştu ki: "Bu sofranın evveli ahiri yoktur. Merak etmeyin, oturun, edeplice besmele ile yiyin, sonra kalkın. Sofrayı öyle bırakın. Almayın sofradan bir şey." denilmesine rağmen yani Allah'tır bu. Allah'a güvenilmez. Biz neye lazım? Yanımızı şunu bunu alalım da sonra Allah'a güvenip de açlıktan ölmeyelim dercesine küstahlık yaptılar ve sofraya hakaret ettiler. Yanlarına, ceplerine doldurarak sofradan öyle ayrıldılar. Evet. Hz. İsa onlara yalvarırcasına dedi ki bu sofra daimidir. Arz üzerinden, yeryüzünden eksilmeyecektir. Siz niye itikat etmiyorsunuz buna? Edepsizlik yapıyorsunuz. Büyük bir zatın sofrasında bulunup da doyulmayacak zanına kapılmak hırs ve tamağının alameti değil midir? Yahu bu ne hırs? Bu ne tama? Allah size indirmiş böyle böyle edepsizlik yapıyorsunuz diyerek ne yaptı? onları ikaz etti fakat o dilenci suratlı görmemiş adamların hırsı yüzünden evet kendilerine ilahi rahmetin kapıları Allah muhafaza kapandı ne sofra kaldı ne rahmetinden bir başka lütuf yani var da onlar o Allah'ın lütfuyla helak oldular çünkü helak olmak da bir lütuftur. Şimdi buraya gelirken e, edepsizin herkese yaptığından dolayı zarar vermesini bir şekilde anlatalım. Ondan sonra da geliniz e, beyitler üzerinde bir duralım. 54. Beyit Allah Teala'nın verdiği nimetlere ve sayısız rızıklarına karşı nankörlük etmek geçmişte yaşananlardan ibaret değildir. Hali hazırda aynı hatalar işlenmekte ve bu sebepten birçok sıkıntılar yaşanmaktadır. Zekat verilmediği zaman yağmurun az gelip yağmayıp insanların kulaklığa sürüklenmesi gibi zekatı vermeyen kişi edepsizlik yapmış olur. O edepsizlikten düştüğü içinde ne olmuş olur? onun yüzünden cümle halk sıkıntıya düşer, rahmetten mahrum kalır. Başka, her türlü yapılan kötülükten dolayı etrafa kötülüklerin bulaşması gibi. içki artar, uyuşturucu artar, çarpık ilişkiler, yanlış ilişkiler zuhur ederse, ne olur neticede? Cemiyet tamamen bozulur, insan da iman dairesinin dışında Allah muhafaza çıkabilir. Şimdi dostlar şunu anlatmak istiyorum. Biraz e, artık siz de bizden bıktınız ama yorgunluk var, efendim uykusuzluk var. Fakat bir şekilde de mücadeleye devam ediyoruz. Daha yılmadık, ölmedik tarzında. İnşallah siz de sıkmıyorum. Şu ikinci araya giderken şunu şöyle toparlayalım müsaade ederseniz. Şöyle ki arkadaşlar edepsiz olan bir insana peygamber Bizzat ikramda bulunsa, Allah Teala ona kerametler, mucizeler gösterse, edepsiz olan kişi bunların hepsinden mahrum oluyor. Burası anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Peki şimdi biz ne yapacağız? Yani gökten sofra indi de edepsizlik mi yaptık biz? Musa'ya İsa'ya yetiştik de edepsizlik mi yaptık? Efendim tasavvuf erbabının bu beyitlerde bununla alakalı olarak şöyle bir şerhi var. Ey seyd-i süluka çıkan peygamberlerin yolunda nefsiyle mücadele ettiğini söyleyen sofi yani derviş. Eğer sen edepten düşersen Allah muhafaza peygamberlere bu kadar yakın olman peygamberlerin sırrıyla velayet makamına çıkman bile senin başına dert olabilir veya bunun hesabı bu edepsizliğin hesabı nasıl ki bir insan dua ettiğinde Suriye'deki kardeşine dua ediyor ne bileyim kendisi Van'dadır İstanbul'daki teyzesine dua ediyor bu duanın tesiri görülüyor samimiyetle dua edildiğinde muhakkak Cenab-ı Hak o duayı kabul ediyor e peki maneviyatın bu kadar yayıldığını biliyorsun da çirkinliğin de aynı şekilde yayıldığını niye kabul etmiyorsun? edepsizin yaptığı tahribat sadece kendi bedeniyle kalmaz ailesini etrafını hatta bütün milleti vatanını tehdit eder bir boyuta çıkarır Allah muhafaza eylesin dolayısıyla biz yani ne yapacağız bu eskiden anlatılan kıssaları sende Musa'nın nuru var İsa Aleyhisselam'ın bereketi var. Bak bu kadar peygamberleri duymuşsun, okumuşsun, seyri suluğa girmişsin. Fakat eğer sen edepsizlik yaparsan, nice peygamberlerin meclisinde oturanlar onlara gelen nimetten mahrum kaldılar. Aynısı başına gelebilir. Ya ben o peygamberi seviyorum, ben bu zatta oturuyorum, kalkıyorum, bana bir şey olmaz diyen insanların tam tersine daha edepli ve daha dikkatli olmaları, lazımdır Evet. herçi bertu ayet ez zulmatu gam anzi bi baki ve evet küstahist evet küstahist hem arkadaşlar gözümde yok artık beni bugün idare edeceksiniz zulmetten gamdan kederden sana her ne arız olursa onun sebebi kayıtsızlık ve küstahlıktır. Bunu böylece bil. Ah oh dostlar bu muhteşem bir bey hakikaten tekrar okuyorum. Sana bir zulmet geliyor bir şakavet içindesin. Böyle bir karanlıktasın nurunu kaybetmişsin. Elinden serveti alınmış züğürt bir kişi gibi zulmet içerisinde dolanıp duruyorsun. Ve kalbinde de devamlı gam ve keder var. Evet. İşte sana ne gelirse gelsin, ne arız olursa olsun aslında biraz düşün. Onun altında bir kayıtsızlık ve küstahlık vardır. Mesela bir insan namaz kılıyor diyelim. Namaz kıldan çatpat kılıyor işte elhamdülillah işte beş vakit namazı kılıyor. Namaz kılanlarla alay ederse, namazı hiçbir hikmeti olmadığını kendince böyle bir şey yumurtlarsa, işte o kişi ne olmuş oluyor dostlar? Allah'ın rahmetinden tamamıyla uzaklaşmış oluyor. Ya hocam dedin ki ama bu kadar emaneti var adamın şu var bu su var, e zaten zalim ona denir. Kendisindeki emaneti bilmeyip tahrip eden kişiye zalim denir. Evet. Ve şurası bana çok acayip gelir. Onun sebebi yani gam var, keder var. İşte bunun sebebi nedir? Ondan evvel gelen kayıtsızlıktır. İbadet yapıyor adam, istihza diyor dedik. Ne olur? O ibadet taatı ederken edememeye başlar veya ibadet eder kalbinde ibadetin neticesi olan marifet sevgiyi kaybolmuştur. O şekilde olur. Ondan sonra zulmet ve küstahlık yapar. Yani tabiri caizse Allah Teala onu yakın bir şekilde kuşatmışken bir küstahlık ve edepsizlik yapar. Kendi başına kalır. Kendi başına kaldığı zaman da zaten şeytanın işi Hani meşhur bir hadis-i şerif var biliyorsunuz. Şeytanın ümmet üzerinde yaptığı oyun ve tuzak aynı koyun sürüsüne efendim pusu kuran kurtların hali gibidir ki onlar sürüden ayrılanı yerler. Dolayısıyla edepsizlik insanı rahmet ocaklarından ayırır dostlar. Dost yolunda kayıtsızlık eden başkalarının da yolunu vurmuş olur. Şimdi böyle bazı adamlar görürsünüz. Yani böyle bir hayır işleriyle meşgul olunca birkaç böyle efendim kendisince sohbet, ilim halakalarına falan gittiği zannına kapılınca böyle bir lavbalilik, lakayitlik başlar. O insanları takip edin zamanla. Onların manevi alışverişleri manevi tat alma duyguları da yavaş yavaş körelir. Eskilerin tabiriyle kaşarlanmaya başlar. Yani küstahlık eğer bir insanda gam varsa dostlar, bir insanda korku varsa, bir insanda bir insanda onu zulmete sevk eden şakavet varsa muhakkak bundan evvel bir edepsizlik vardır. Yani en önce edepsizlik yapılır. En önce gaflete düşülür, ondan sonra günah edilir. Hatırlayın ilk dersi, Hz. Ali Efendimiz'e de nispet edilen bir söz. Günah en, için en önce insan Allah'ı unutur diyor. Yani gaflet olduktan sonra, gafletten sonra insan hata eder. Allah'ın zikrinden düşmeyen kişi zaten günah etmez. Yani günah etmez derken, günah ortamına bulaşmaz, günaha kaza en düşmüş olsa da Allah ona tövbe nasip eder. Çünkü ayıktır yaptığını biliyordur. Fakat edepsizlik yapan bir insan, küstahlık yapan bir insanda hemen akabinde başlayan gam, keder ve şakaveti gösteren hareketler edepsizliğin bir tokadı olarak düşünülmeli ve o şekilde telakki edilmelidir. Aynı zamanda bir sağlama da veriyor Hazreti Pir bir sağlama veriyor. Yani kardeşim sen edepliyim diyorsan niye gamın var, niye kederin var? Madem edeplisin niye hala zulmettesin? Bu nurdan doya doya kana kana içemezsin. O zaman senin bilmediğin bir hatan var. Erbabını bul, sor, öğren. Hazreti Pir'in daha evvel söylediği gibi. Bedenin sıhhatini tabipten sor kalbin sıhhatini de bir habib bul habib'ten sor. Nefes alalım. Gelelim inşallah. Mehmet Fatih Çıtlak'la Mesnevi ve Hikmet Sohbetleri kısa bir aranın ardından devam edecek. Moral FM'de mesnevi ve hikmet sohbetlerinde Mehmet Fatih Çıtlak'ı dinliyorsunuz. Evet kıymeti dinleyenlerimiz. Üçüncü bölümde sizlerle beraberiz. Demek ki hani edep denilince hep biz çocukluğumuzdan beri, küçüklüğümüzden beri hani belki de biz öyle bir çevrede mi yetiştik, biraz yanlış mı anladık veya onlar doğru anlattı da Bizler mi farklı anladık, ters duyduk mevzuyu? Hani edep şöyle bir şey algılanırdı. Yani edep ekstra bir şey. Yani sen vazifenle kardeşim şunu yap, işte ticaretine dikkat et, giyim kuşamına dikkat et, namazını kılıyorsan vesaire yapıyorsan senden iyi Müslüman yok. Ama bir de edep varsa ha bak o da ekstra yani güzel bir şey. Hani fazladan bir şey. Ama şunu demeye getirirlerdi. Yani sen en önce şuna dikkat et. Şu belli ibadet şekillerine. Ki şekil diyorum. Niye şekil diyorum? Hani bu ibadet kafi değil sözü yanlıştır çünkü dostlar. Yani bir adam zaten hakkıyla namaz kılsa. Hakkıyla zekat verse, oruç tutsa. O adam edepsiz olamaz ki. Namaz onda ayağa kalkar. Onda kıyam eder. Onda infak en güzel, en iyi şekle gelir ve neticede o insan zaten o edebe bir şekilde bürünür. İşte dostlar, e, bu yanlış anlamadan dolayı herhalde ki Evliyaullah hazaratı, pirler, büyük satlar hep bir şekilde insanı edebe yönlendirmişler, edebe teşvik etmişler. Yani edep aslında ekstradan bir şey değil. Edepsizlik Allah muhafaza eylesin. Hazreti Pir'in anlattığı şekle bakılırsa edepsizlik büyük bir afet. Hem de nasıl bir afet? Etrafı da ateşe veren bir afet. Peki edep nedir? Daha evvelde söyledik. Kalbin ahlakına edep denir. Kalpte Allah muhabbetinin tamamen kalkması kalpte Allah Teala'ya karşı sorumluluğun tamamen unutulup bu muhasebeden uzaklaşılması insanı etrafına zarar veren kendisine zarar veren bir insan olmakla bırakmıyor böyle bir edepsizin ki bendeniz sizlerin hepinizi tenzih ederim bu hususta inanın ki sizleri aklımın ucuna bile getirmiyorum herhangi bir şekilde kastetmiyorum fakat durumu da tespit etmek için söylüyorum. Bir edepsiz yüzünden Allah Teala'nın gayretullahı, gadabı Allah muhafaza edilsin galeyana gelebilir ve perişan edebilir. Peki edebi nereden öğreneceğiz? Edebi Allah'ın edeplendirdiği insandan öğreneceğiz. Bunu yazın bir kenara dostlar. Edebi Allah'ın edeplendirdiği kişiden öğreneceğiz. Çünkü Bizim soframızın bak hani dedik ya programa başlarken sofrayı açtık. Misafir artık dedik. Yani elimizde ne varsa onu sofraya koyduk dedik. Muhakkak sofrada tuzu olur, suyu olur, ekmeği olur, kepek olsun, bilmem ne olsun ama ekmek de konul illa. Bunlar hiç değişmez. Yemek değişse de, yemeğin cinsi, nevi değişse de bunlar değişmez. E peki, hatırlamamız gereken, hiç unutmamamız gereken söz şuydu. Allah Teala hepimizin Halik'i ve Rabbidir. Mürebbi odur. Terbiye edici odur. Kulluk terbiyesini sahibi Allah'tır. Fakat Allah vazimüşşen bu terbiyeyi insandan insana olacak şekilde vaz etmiştir. Yani sebep sonuç ilişkisi içerisinde ille edebi bir insan insana öğretecektir. Nitekim peygamberler göndermiştir. Allah Resulü kendisi için ne buyurdu? Edde beni Rabbi. Fe ahsana teedibehu, Rabbim Rabbim bizzat terbiye etti. Kendi kudret eliyle beni işledi. sizleri üsve-i hasene ey dedi. Bana tabi olun. O zaman Allah'ın da sizi sevdiğini göresiniz fermanını o Resul Ekrem'in mübarek femi saadetinden Kur'an-ı Kerim'inde beyan eyledi. Ve işte bakın ne kadar edepli insan varsa, kalplerini bu edep çerçevesinde tutan insan varsa, edebin abidesi, menbaı Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den bu terbiyeyi alan insanlardır. İnsan olmadan edep olmaz. Edep insandan alınır. Şimdi bakın size Enfal suresini hatırlatalım. Enfal suresi aynı zamanda sure Bakara'da da bu şekilde ayeti kerime mevcut. O azgın müşrikler dediler ki edepsiz bir vaziyette aynı zamanda buradan bakalım dikkatli dinlediyseniz bir şey fark edebilecek misiniz? Bu mühim hadiseyi de fark edebilecek misiniz? Efendimiz'e dediler ki sen madem hak peygambersin, madem Allah'ın elçisi olduğunu iddia ediyorsun, biz sana inanmıyoruz. Hiç takmıyoruz seni. Hadi başımıza taş yağdır, bekliyoruz. Helak olalım. İşte bak kabul etmiyoruz, çarpılalım. Diyerek edepsizce konuştular. Fakat Allah Teala ayeti kerimede buyurdu ki, Ey Habibim, sen onların içinde bulunduğun müddetçe onlara azap etmeyeceğim. Hatta Gönenli Mehmet Efendi hocam bu ayeti kerimeyi tefsir ederken ağlayarak devam ederdi. Sonra sahabe-i kiram üzülmüş. Ya Resulallah sen göçtüğün zaman biz ne yapacağız peki? O zaman da ayeti kerimenin devamı var. Hani ve hum yestagfirun diye devam ediyor ya. İçinizden istiğfar edip edepsizliklerine yeni edepsizlik katmadan yani daha Türkçesi edepsizliği günah zannetmeyecek boyuta gelmek gelmeden hadderini bilerek hareket ettiğiniz müddetçe yine size azap etmem şeklinde ayeti kerime var. Demek ki edep nereden öğreniliyor? Bir edepliden. Şimdi dikkat etmeniz gereken mevzu veya dikkat etmiş misiniz bakalım diye sorduğumuz bir şey vardı. Bir hatırlayın bakalım. Bir düşünme süresi vereyim size tabi bunu biraz formalite icabı vermiş oluyoruz. Çünkü şu anda sizin nazarlarınızı bendeniz göremiyorum. Fakat eminim ki içinizden dikkatli bazı arkadaşlarımız şunu geçirmiştir. Yahu hoca sen demin dedin ki Musa aleyhisselam zamanında adamın biri sofrada soğan mercimek bir şey sarımsak mercimek yok mu dedi. Sofra kesildi. Üzerlerinden bereket kalktı. Helak oldular. Sonra Hazreti İsa şefaat etti. Yine bir nimet indi. Orada da edepsizlik yaptılar. O yiğintileri heybelerine doldurdular. Yine perişan oldular. E peki şimdi burada bir tezat yok mu? Peygamber O peygamberlerin sofrasına bile kusur bulduklarında Allah hemencecik indiriyor da musibetini. Hemencecik onları derdest ediyor da Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sen onların içinde bulunduğun müddetçe onlara azap etmeyeceğim sözüyle burada Musa peygamber de içlerinde olsa yine onlar helake uğradılar sözünde bir tenakuz yok mu? Hayır tenakuz yok. Zaten cevabın kendisi sorunun içinde mevcut. Neden? İşte burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eftaliyetini ve ekmeliyetini gösteriyor. Yani sallallahu aleyhi ve sellemin bulunmasının diğer peygamberler, peygamberlik açısından Efendimiz'den hiç farkları yoktur. Yani müessese olarak peygamberlik müessesesi yani Allah Teala'yı temsil ve tebliğ vazifesi olarak hepsi aynı vazifededir. Fakat derece arasında var mıdır fark? Vardır. Defaatle de söyledik. Zaten Kur'an bunu böyle söylemektedir peygamberler arasında bazılarını bazılarına üstün kıldık buyuruyor Cenab-ı Mevla. İşte Efendimizin ne kadar muazzam bir derecesi olduğunu gösteriyor ki sen onların arasında olduğundan ben onlara kıyamam dercesine Hazreti Allah Efendimizin edebiyle edeplenen Efendimizle manevi rabıta kuran sünneti seniyesine ittiba eden onun muhabbetiyle Gönlünü dolduran bir insanın edepsizlik belasına, musibetine uğraması neredeyse imkansızdır. Allah Teala efendimizin sevgisiyle sapıklığı birbirine haram kılmış ve kendi meşiyetinde yani bu alemde takdir ettiği kanunlar içerisinde nasıl ki gökle yer birleşmiyor hem zıt gibi hem birbirleriyle alakası var. Nasıl ki iki eksi kutup birbirini itiyor eksiyle artı birbirini cezbediyor İki artı iki eksi birbirini efendim çekmiyor bunlar hep meşiyeti ilahidir değil mi? Allah'ın koyduğu tabi kanunlardır. Aynı bunun gibi Allah Teala'nın şunla şunu hiçbir zaman aynı yerde tutmaz mesela kinle din bir adamın kalbinde kin var mı? Dini yoktur. Dini var mı? Kini yoktur. Mesela yalanla iman. El kizbu mucanibul iman. Yalanla iman aynı yerde yoktur. İmanı var mı? Yalanı yoktur. Yalanı var mı? İmanı yoktur. Aynı bunun gibi. Bir başka hususiyette şudur ki bir insanda Resulullah sevgisi var mı? sevgi derken yani ya Resulallah ben sana bugün de çok aşık oldum. Seni çok seviyorum ya Resulallah. Ah bayılıyorum sana demek değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de Hazreti Allah'a da ilanı aşk ile sevgi beslenmez. Sevgi o değildir. İlanı aşkla sevgi olsaydı yani çok affedersiniz ama herhalde ben de evliya olurdum yani. Bu kadar senedir konuşuyorum bir şey olurdu yani bizde de. Yok kardeşim bu iş öyle konuşmakla ilan etmekle değil. O gizli ve aşikar devamlı o kalpte o itaat ruhunu aman böyle yaparsam düşer miyim korkusunu yaşamak. Allah böyle ellerden eylesin bizi. Bununla sapıklık İslam medeniyeti tarihine ve insanlık tarihine bakın bu sevgiyle sapıklık asla bir araya gelmemiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çok açık ve nettir. Efendim bu husustaki beyanatı da dolayısıyla edep aslında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakını kalben kabul etmek ve kalbi Allah Teala'nın nazargahı olduğunu bilerek kalbi Allah'ın rızasına uygun halde tutmaya denir ki edep asla fazladan bir hareket ekstradan bir hareket olsa da olur olmasa da olur en önce sen bunları yap hele diye söylenmez bakın bunda şöyle bir dünyevi sahadan misal vereyim sonra programı sırlayalım hani bu iş tasavvufi açıdan böyle efendim siz tasavvuftan konuştuğunuz için böyle atıp tutuyorsunuz aslında iş böyle değil diyenlere bakın şimdi kendi dünyevi sahalarından o modernist Müslümancıklara hani eskileri beğenmezler çıktığı deliği beğenmeyen civciv gibi yumurta gibi diyeceğim bilmiyorum bunu keserler mi sonra kesmezler mi yani benden size şunu söyleyeyim hemen misali anlayacaksınız okula gidiyorsunuz veli toplantısı yapıyorlar o kötü espriyi bir daha yapacağım ama hani veli toplantısı dediğin evliyalar toplanmıyor orada. Yani ne kadar abuk sabuk adam varsa kompleksli çocuğunu en üstün gören e, yani öyle anne babalardan o çocuklar nasıl Allah'ın lütfuyla ortaya çıkmış şaşırıyorsun. Öyle anne babalar geliyor yani. Efendim şekerim mi yükseldi ne oldu bilmiyorum böyle bir e, tuhaf konuşmaya başladım ama gidiyorsunuz öğretmen size şunu söyler. Ben ilk çocuğumda sınıf anası seçildim. Oradan biliyorum yani kimse vazife almadı. Elimi kaldırdı ben sonunda ben. Kimse vazife almayınca efendim dediler Fatih Bey'i sınıf anası seçtik. Çünkü kimse almıyor. Öğretmen parçalıyor kendini. Şunu yapmak lazım. Birisinin koordinasyon yapması lazım. Birisinin talebelerle yazışmaları toparlaması lazım falan. Hiç kimse elini kaldırmayınca ben de kaldırdı elimi. Zaten 2-3 erkektik orada. Sınıf anası Fatih Bey oldu dediler. Oradan bizim ayarımız kaçtı zaten hala. eşte sürünüp gidiyoruz. Şimdi hoca şunu söyler size. Efendim çocuğun yüzde yüz şekilde başarılı olması önemli değil. Sorumluluğu alması önemli. Bak hep hep bunu söylerler ilk sene. Yani çocuk yarım saat bir ödev yapma şuurunda olsun çocuk bir vazifeyi aldığında onu yapmak zorunda olduğunu bilsin. Ya yarım yapar, eksik yapar, yırtık yapar, pırtık yapar. Ama o çocuk o saatte orada bulunsun. Bunu söylüyor öğretmen. Ve kardeşim bunu böyle söylediğinde siz nereden çıkartıyorsunuz böyle şeyleri? Çocuğum notunu alsın, derslerine girsin, devamsızlık yapmasın, bitti gitti diyen bir tane adam çıkmıyor. O, o kadar anormal kompleksli adamların içinden bile. Neden? E doğru çünkü söylediği. Tasavvuf da aynısını söylüyor. Edep çok önemli diyor. Neden? Bir kere bunun yapmanın sorumluluğunu kalben hissetsin. Yoksa hangi baba yiğit yapıyor ya dört dörtlük namazı? Şimdi tövbe estağfurullah yeni namaza başlayan gençler varsa caymasınlar. Ama hangi kim yapıyor yani? Kim iddia edebilir dört dörtlük namaz kıldığını? kendine göre değil Allah'a göre soruyorum. Allah'a nispetle ibadetlerimizin hangisi mükemmel olduğunu iddia edebiliriz. Ama mühim olan şudur. O sorumluluk duygusunu kazanmamızdır. İşte Allah'a yakınlığın sorumluluğunu kalben hissetmeye edep derler. Bu kaybolursa üzerine inşa edeceğiniz bir amel yoktur. Daha doğrusu Üstad Bediüzzaman'ın beyan ettiği gibi bir şahsiyet terbiyesi mümkün değildir. Şahsiyet makbuldur, enaniyet mezmumdur, merduttur. İnsanın şahsiyet haline gelebilmesi, hayatta yaşadıklarını bir kemale terakkiye vesile edebilmesi, ibadet taatını da bir noktada Cenab-ı Hakk'a kurbiyet için bir şekilde o yola koyulabilmesi için insanda bir edebi ruhun bulunması lazımdır. Bendeniz bugün Hikem-i Atayiye'den fazla okuyamadım. Ama edep geldi. Zaten maksat hasıl oldu. Hikema Atayiye meslevi maneviye ve edep çerçevesi içerisinde bu manalarla sizleri selamlıyorum. İnşallah bir dahaki programa sahat ve afiyetle yine bu mevzuları rızaya uygun şekliyle konuşmak için Rabbimden niyaz ediyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sonsuz salatü selam olsun. Haneniz, seneniz, gönülleriniz aydın olsun. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, selami, inayeti üzerinize olsun kıymetli dinleyenlerim. <laughs> Mesnevi ve Hikmet Sohbetleri programında Mehmet Fatih Çıtlaa dinlediniz.